Hafta başlarken hoş geldiniz. Ben Şevin Ekinci. Dilerseniz önce bu hafta gündemi için neler demişiz bir göz atalım. Bu hafta için çok önemli bir karar var. Bu haftanın en önemli konusu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Perşembe günü toplanacak ve saat 14'te faiz kararını açıklayacak. Bu toplantıdan herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. %8.25 olan politika faiz oranının değiştirilmesi beklenmiyor. 25 bas puan indirime gidilmesi de beklenmiyor. Bizim de aslında beklentimiz bu yönde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması yönünde. Perşembe günü açıklanacak, 14'te açıklanacak olan karar önemli. Ve Avrupa Birliği'nden gelecek olan veriler önemli. Euro-dolar paritesi 1.14 seviyelerinin üzerine çıkmışken acaba 1.13 seviyelerine doğru gerileyecek mi? Beklentiler 1.10 seviyesine kadar gerileme yönündeydi. Biz açıkçası bu hafta için Avrupa Birliği'nde açıklanacak olan verilerin özellikle Almanya'da üretici fiyatlarında, Almanya ve Fransa'da işletme ve tüketici güveninde açıklanan verilerin ve özellikle Cuma günü PMI verilerinin bir şekilde Avrupa Birliği'nde etkili olacağını ve Euro-Dolar paritesi üzerinde özellikle etkili olacağını ve Euro-Dolar paritesinin 1.10 seviyelerine gerileceğini bekliyoruz. Ve Türkiye'de tüketici güveni endeksi açıklanacak. Tabii bu da önemli. Perşembe günü sabah saatlerinde sabah 10'da açıklanacak Türkiye'de tüketici güveni endeksi. Bakalım Haziran ayında gördüğümüz 62.6 seviyesi görülebilecek mi? Temmuz ayı için büyüme görünümü için çok önemli olan bir öncül büyüme verisi tüketici güveni. Biz açıkçası Temmuz ayında tüketici güveninin yine 60 üzerinde açıklanmasını bekliyoruz. 60 üzerinde açıklanması büyüme görünümü açısından önemli ancak enflasyonu da etkileyecek. Bunu konuğumuzla konuşmamız uygun olacak. Ve ABD'den veriler açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan veriler gerileme durumundaki dolar endeksinde yine etkili olacak. Buna katkı yapacak beklentisindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaş başvuruları açıklanacak. Haftalık işsizlik maaş başvuruları ve Cuma günü ABD'de açıklanacak olan PMI verisi gerileyen dolar endeksine katkı yapacak. Ve belki de uzun süredir volatilite görmediğimiz dolar-TL kurunda dolar-TL kuru içinde olumlu aslında bir katkı yapacak. Dolar endeksindeki gerileme bu hafta devam edecek diye bekliyoruz. Ve pound-dolar paritesini etkileyecek tabii İngiltere'de açıklanacak veriler bu hafta. Bu hafta İngiltere'de hangi veriler açıklanacak? Toptan satışlar, PMI verileri Cuma günü açıklanacak. Onun dışında konut endeksi açıklanacak İngiltere'de. Ve bu verilerin açıkçası biz bir miktar olumlu yönde açıklanmasını bekliyoruz. Keza dolar endeksindeki gerilemeyle geçen hafta gördüğümüz 1.24'lere gerileyen pound-dolar paritesini bu hafta için 1.26 seviyelerinde gerçekleşmesini görebiliriz pound-dolar paritesi için. Evet, bu hafta için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı önemli dedik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını çok önemli bir konukla konuşacağız bu hafta. Hafta başlarken de konuğumuz Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara olacak. Doktor Hakan Kara aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski baş ekonomistiydi. Birazdan yayınımızda olacak. Bekliyoruz. Evet sevgili seyirciler, Doktor Hakan Kara bugün konuğumuz. Kendisi Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti aynı zamanda. Doktor Hakan Kara ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını konuşacağız. Programımız öncesinde, evet hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun konuğumuz oldunuz programımıza. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkürler. Hocam aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararından önce şu konuya değinmek istiyorum. Şöyle ki yine aslında pek alışık olmadığımız şekilde bir hafta sonu açıklama geldi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklarda oranları arttırmaya gitti. Bu kararı siz hem tüm vade dilimlerinde hem de 300 bas puan bir artış yapıldı. Bu konuyla başlamak istiyorum. Sizce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası neden bu yönde bir karar almış olabilir? Zorunlu karşılıkları genel olarak yani geçmişte baktığımızda bankacılık sektörünün
yükümlülük kompozisyonunu değiştirmek için daha çok kullanıyordum. Baktığınız zaman geçmişte son 15 senede Merkez Bankası bu zorunlu karşılıkları çok değişik şekillerde kullandı. Örneğin yabancı para cinsi mevduatı hani caydırmak için kullandı veya mevduatın vadesini uzatmak için kullandı. Dış borçların vadesini uzatmak için kullandı. En son kredileri artırmak için kullandı. Bu zorunlu karşılıklar Joker gibi her işin kullanılan bir araç haline geldi. Ama tabii daha fazla amaç için kullandıkça işlevini yavaş yavaş da yitirmeye başladı. Ve zorunlu karşılık değişimlerinin şu anda hangi sebep için yapıldığını anlamak çok çok zor bir hale geldi. Ben kendi yorumumu ileteyim. Mevcut durumda biraz rezervlere odaklanmak gerekiyor. Çünkü uygulanan para politikası ve genel çerçeveye baktığımız zaman aslında rezervler her şeyin merkezinde. Yani faizleri düşük tutmaya çalışıyoruz, kuru istikrarlı tutmaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da cari açık var, sermaye çıkışları oluyor. Bütün yük rezervler üzerine biniyor. O yüzden Merkez Bankası'nın da rezerv biriktirmesi gerekiyor mevcut dönemde. Yani bir miktar cephaneye, ilave cephaneye ihtiyacı var. Bu nedenle de zorunlu karşılıkları artırarak bankalara hani bana biraz rezerv getirin mesajı vermiş oluyor bir anlamda. Baktığınız zaman bankalar bunu ne şekilde hani Merkez Bankası'na getirebilirler? Birçok yolu var. Yani bankalar mesela swaplardan Merkez Bankası'nda tuttukları swapları çekip zorunlu karşılıkları Merkez Bankası'na geri yatırabilirler. Veya rezerv opsiyon mekanizmasındaki tuttukları dövizleri çekip tekrar Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak yatırabilirler. Ama böyle bir durumda rezerv artmaz. Rezervin bir tarafından başka bir tarafına aktarım olur. Rezervi asıl olarak artıracak şey bankaların yurt dışından borç bulup bunu getirip Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak koymaları. Yani karara baktığınız zaman yaklaşık 9 milyar dolar civarında bir miktarın Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak yatırılması gerekiyor. Bankacılık sistemin yükümlülüklerine baktığımız zaman gerçekten bu 9 milyarı hemen getirebilecek durumdalar mı diye 6 milyar dolar civarında nakitleri var. 11 milyar dolar civarında yurt dışında tuttukları muhabirlerde döviz varlıkları var. 12 milyar dolar civarında da serbest eurobondları var. Yani bankalar genel olarak baktığında bu miktarı Merkez Bankası'na hemen belki getirebilecek durumda değil. Çünkü zaten ihtiyati amaçlarla bir takım rezerv tutmaları gerekiyor kendilerinde. Ama büyük ihtimalle burada Merkez Bankası hani bankaların yurt dışından borç bulup bunu getirip rezerv olarak kendilerine yatırmalarını tercih edecektir. Çünkü son dönemde baktığınızda bankacılık sisteminin toplam borç çevirme oranı %100'ün altında. Yani bankalar değil yurt dışından borç bulmak, onlar ilave borç ödeyicisi konumdalar. O yüzden Merkez Bankası bu zorunlu karşılık kararıyla büyük ihtimalle bankaların yurt dışından daha fazla borçlanmasını ve kendisine bir miktar rezerv getirmesini istiyor gibi görünüyor. Yani en azından benim yorumum bu şekilde. Bu şekilde düşünüyorsanız o zaman rezerv konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsunuz şeklinde anlıyorum ben. Yani sıkıntı değil de rezervleri takviyeye ihtiyaç var şu anda. Biliyorsunuz Merkez Bankası rezervleri çok konuşuluyor şu anda. Herkes değişik bir rezerv tanımı yapıyor. Brüt rezerv, net döviz pozisyonu, swap hariç pozisyon falan gibi ortalıkta bir sürü rezerv ölçütü uçuşuyor. Bu da tabii bir takım spekülasyonlara sebep oluyor. Yani rezervler her şeyin şu anda merkezinde. Çünkü anlattığım gibi uygulanan politika bileşiminde bütün yük rezervler üzerine binmiş durumda. Eğer kuru sabit tutmak istiyorsanız, faizleri düşük tutmak istiyorsanız ve cari açık verdiğiniz bir ortamda bunu yapıyorsanız bütün yük rezervlerin üstünde. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ilave rezerve ihtiyacı var. Bu yani son kararı bu çerçevede değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Peki hocam aslında pek anlamadığımız bir konu var. Piyasa oyuncularının anlamadığı bir konu var. Ve bu konu üzerinde de çok fazla konuşma yapıldı hafta sonu boyunca. Neden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu kararlarını hafta sonu açıklıyor diye? Gerçekten daha önce alışık olmadığımız bir durumdu bu. Şu şekilde genelde hafta içi
akşamüstü saatlerinde kapanışa doğru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu kararlarını açıklardı. Ya da cuma günü kapanışa doğru açıklardı. Bizim ve piyasa oyuncularının alışık olmadığı bir şekilde bunların artık hafta sonu açıklandığını görüyoruz ve alışılamıyor buna. Sizce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası neden bu yolu tercih ediyor? Neden hafta sonu açıklamayı tercih ediyor? Hafta sonu size mesai yaptırıyorlar değil mi? Aslında yani bunu ben de tam olarak bilmiyorum. Yani bunu bilmek çok zor. Bunu yetkililere doğrudan sormak lazım. Çünkü ben yaklaşık işte son 15 sene boyunca hemen hemen bu bütün duyurular elimden geçti. Yani bir şekilde doğrudan. O yüzden de bunun tarihçesini çok iyi biliyorum. Yani Merkez Bankası'nın yani geçmişteki uygulamasını göz önüne aldığımız zaman eskiden şöyle yapılırdı. Merkez Bankası ya gün içinde bunu açıklardı ya da bir şekilde hafta sonu olacağı zaman da gerçekten kritik bir kararsa açıklardı. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Genelde Merkez Bankası hani bir karar aldığı zaman bunun piyasa etkisini görmek istediği için gün içinde yayınlar veya işte cuma günü akşama doğru yayınlar. Çünkü alınan kararın piyasa etkisini ölçmek bizim için çok önemliydi. Daha sonra hafta sonunda zaman zaman da duyurular yapılıyordu. Ama genel olarak hafta sonunda yani çok ender olarak da yapılan duyuruların temel karakteristiği şuydu. Çok kritik duyurular hafta sonu yapılıyordu. Yani yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek, piyasa hassasiyeti taşıyan, sindirilmesi gereken kararlar ve duyurular hafta sonu genelde yapılırdı. Ki piyasa oyuncuları bunu okusun hafta sonu, sindirsin ve haftaya başladığında da çok yüksek volatilite yaratmasın. Yani temel olarak aslında hafta sonu yapılmasının sebebi budur. Eğer şu anda hep hafta sonu yapılıyorsa o zaman ben hassasiyetin devam ettiği şeklinde bunu yorumlarım. Yani hafta sonları bunun yapılmasının sebebi belki de hani son iki senedir özellikle 2018 Ağustos ayından beri döviz piyasasındaki hareketlilik olabilir. Yani alınan her kararın bir şekilde volatilite yaratma potansiyelinin yüksek olması ve buna karşı bir tedbir alma gerekliliği belki yetkilileri hafta sonu bu duyuruları yapmaya yönlendirmiş olabilir. Çünkü hafta sonunda yapıldığı zaman işte ne kadar tepki olacağı az çok ortaya çıkıyor konuşulanlardan, yazılanlardan ve cephanelerinizi toplayıp hafta başında gerekli müdahaleyi yapabiliyorsunuz. Yani ben bunu bir şey olarak yorumluyorum. Büyük ihtimalle yani döviz piyasasındaki hassasiyet henüz geçmediği için yapılıyor olabilir. Tabii ben bunun daha çok iletişim biçimini de önemsiyorum. Yani zaman, mesela siz zamanlamasını önemsiyorsunuz ama ben eski bir merkez bankacı olarak bunun iletişimini de çok önemsiyorum. Mesela o gün dikkat ederseniz sabah bu zorunlu karşılık duyurusu önce resmi gazetede çıktı. Yani Merkez Bankası'nın açıklamasından birkaç saat önce sabah erken saatlerde resmi gazetede sadece rakamlar çıktı. Yani ne kadar döviz çekileceği piyasadan belli değildi veya ne kadar artırıldığı tabii orada yazmıyor. Ama sadece işte bir takım zorunlu karşılık rakamları çıktı. Piyasa oyuncularından bazıları fark etti, tartışmaya başladı, bir spekülasyon ortaya çıktı falan derken birkaç saat sonra Merkez Bankası duyuru yayınladı. O duyuruda da işte iki tane gerekçe öne sürdü. Bu normalleşme diye bir söylem geliştirdi. Bir de finansal istikrardan bahsetti ama çok da ikna edici değildi. Çünkü normalleşme dediğimiz zaman bir döviz piyasasında normalleşme gerekiyor. Zorunlu karşılık, yani yabancı para cinsi zorunlu karşılıkla ilgili bir kararsa eğer, o zaman ben döviz piyasasında normalleşme anlıyorum. Yani şöyle olması lazım. Ya bu Covid döneminde çok fazla sermaye çıkışı oldu. O yüzden ben piyasaya döviz likiditesi verdim. Şimdi de normalleşme olduğu için onu geri çekiyorum. Ama baktığım zaman ne sermaye akımlarında ne de cari dengede çok fazla bir normalleşme yok. Dolayısıyla eğer bir normalleşme gerekiyorsa şu anda Türk lirası piyasasında gerekiyor. Yani Türk lirası kredilerde gerekiyor. Ve zorunlu karşılıklar artırılacaksa da TL kredilerde artırılması gerekiyordu. Yani TL yükümlülükler için bunun artırılması gerekiyordu. Ama biz döviz cinsi artırdık. Bunun da temel sebebi büyük ihtimalle rezervler. Yani burada ikna edicilik de önemli. Ben sadece zamanlamayı değil, aynı zamanda Merkez Bankası'nın açıklamasının hani ne kadar inandırıcı ve ikna edici olduğunu da çok önemsiyorum. Merkez Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasının kararlarının ne kadar ikna edici olduğu da önemli. Oldukça temkinli bir gidişat var. Duyuruların da bu şekilde yapılması aslında temkin olarak algılanıyor. Ve aslında bir temkin de bir önceki para politikası toplantısında oldu. Temkinli duruşa geçtik dedi. %8.25'e tutuyoruz dedi. Belli bir temkin devam ediyor son bir aydır. Özellikle döviz piyasasına yönelik temkinli olduğunu düşünüyoruz burada. Peki sizi de şaşırttı mı %8.25'te tutması ve 25 bas puan indirime gitmemesi bir önceki toplantısında? Tam olarak şaşırttı diyemeyeceğim. Aslında tabii olay olup bittikten sonra şaşırmadım demek kolay. Ama benim şahitlerim de var. 4 hafta önce katıldığım bir başka televizyon programında bu gündeme gelmişti. Ve orada şey demiştim, Merkez Bankası enflasyondan yana hoşnutsuzluğunu zaten yavaş yavaş belirtmeye başladı. Metinlerine baktığınız zaman ilk defa enflasyondaki yükseliş Merkez Bankası tarafından dile getirilmeye başlamıştı. Haziran ayında fiyatlama davranışlarındaki bozulma devam ederse, Merkez Bankası'nın da faizlerde indirim yapmayabileceği, durabileceğinden bahsetmişti. Bu yüzden benim için çok sürpriz olmadı diyebilirim. Ama sadece yani orada yaptığım açıklamadan sonra hatta izleyicilerden itiraz gelmişti. Ya hocam işte Merkez Bankası büyümeye bakıyor, enflasyon ne olursa olsun faizi indirmeye devam edecek şeklinde yorumlar gelmişti. Ama olay sadece enflasyon ve fiyatlar üzerinden işlemiyor. Sonuçta döviz kuru ve rezerv kaygısı da çok önemli. Eğer bu enflasyon düşmezse o zaman reel faizler giderek negatife geçecek. Ve bu hem sermaye çıkışlarını artıracak hem de yurt içinde TL'den dövize geçişi devam ettirecek. Böyle bir durumda rezervlerin de erimeye devam etmesi söz konusu. Dolayısıyla son derece hassas bir konu olduğu için Merkez Bankası'nın ben sadece enflasyon açısından değil, hani kur, rezerv ve dış denge açısından da bunu artık önemsemeye başladığını düşünüyorum. O yüzden çok şaşırmadım. Kur, rezerv ve döviz dengesi açısından aslında temkinli davranmaya yöneliyor Merkez Bankası. Ancak şöyle de bir durum var hocam. Yaklaşık bir aydır döviz kurunun sabit seviyede hareket ettiğini görüyoruz. Bunun Merkez Bankası kararlarıyla bir ilintisi, alakası olabilir mi acaba? 6.86-6.85 seviyelerinde sürekli Merkez Bankası'nın attığı adımlar sayesinde mi? Yoksa yurt dışındaki gelişmeler aslında Türkiye'nin avantajına mı gerçekleşiyor? Bu şekilde dolar TL kurunda bir sabit, daha az volatil bir seyir görüyoruz. Bu güzel bir soru aslında. Ben 3 faktörün de etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bütün faktörlerin etkisi var. Mesela Merkez Bankası geçen ay durmasaydı, döviz piyasasında sakinliği sağlamak bu kadar kolay olmazdı. Çünkü öncelikle faizi doğru yerde oluşturmak gerekiyor. Tamam, arka planda döviz müdahalelerinin de etkisi var. Ama faizi yanlış yerde oluşturursanız eğer, o zaman döviz müdahaleleriyle yapabileceğiniz etki çok sınırlıdır. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın geçen ay temkinli gitmesi, biraz daha enflasyon konusunda temkinli bir söylem benimsemesi bence kur volatilitesinin düşmesinde etkili oldu. Ama arka planda baktığınız zaman asıl etkili olan faktör hala döviz piyasasına müdahale yapılıyor olması. Yurt dışındaki konjonktür de biraz sakinleşti çok olmasa da. Baktığınız zaman cari açık da hani Temmuz ayı itibariyle biraz düşüyor. Sonuçta yılın ilk yarısında her ay yaklaşık 3-4 milyar dolar açık oldu. Hani döviz ihtiyacı vardı. Temmuz ayından itibaren bunun hani belki 1-2 milyar dolara düştüğünü göreceğiz. Sermaye çıkışları da yani zaten çıkan çıktı. Yani çok az kaldı. TL cinsi, yabancıların TL cinsi yatırımları epey azaldı. Bütün bu faktörler Merkez Bankası'nın ve yetkililerin diyeyim genel olarak döviz piyasasını kontrol edebilme kapasitesini artırdı. Bu nedenle de döviz piyasasında bir sakinleşme sağlanabildi. Bu toplantıdan ne yönde bir karar çıkmalı peki sizce? 23 Temmuz para politikası toplantısında? Çok fazla değişen bir şey yok aslında geçen aya göre. Yani döviz piyasasında bir sakinlik var ama o sakinlik yani sadece para politikasından kaynaklanmıyor.
arka planda işte başka müdahaleler de var döviz kuruna. Bu nedenle de yani baktığımız zaman geçen aya göre durumu değiştirecek çok fazla bir şey yok. Enflasyon tarafında tabii temiz oya enflasyonunu bilemiyorum şu anda ama büyük ihtimalle Merkez Bankası'nın elinde bu bilgiler vardır. Ben Temmuz ayında da fiyatlama davranışlarının çok iyileşeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu ekonomilerin açılmasıyla birlikte yüklü miktarda kredi artışı da gelince yani bir anda fiyatlama davranışları bozulmaya başladı. Ve ben hani Temmuz ayında da çok enflasyon konusunda Merkez Bankası'nın elinin rahat olacağını düşünmüyorum. Yani cari açık biraz azalıyor ama hala hani açık var. Sermaye girişleri de tam anlamıyla hızlanmadı. O yüzden hala kur ve rezervler üzerindeki kaygı devam ediyor ve enflasyon dinamikleri de yani ne zaman düzelecek o da çok net değil. O yüzden Merkez Bankası'nın ben temkinli gideceğini bekliyorum. Hatta keşke Merkez Bankası şöyle bir sinyal de verse çok iyi olur. Yani bir karar metninde ya ben 1575 baz puan indirdim son bir yıl içerisinde. Dolayısıyla bir süre bunun etkilerini gözleyeceğim dese geleceğe yönelik bir yönlendirme yapmış olur. Ve en azından faiz indirim beklentisinin önü bir süre kesmiş olur. Sonraki aşamalarda da hani biraz daha tonu daha şahince bir şeye çevirme fırsatı da yakalamış olur. Mesela bir sonraki ay veya bu ay şöyle bir ifade de kullanılabilir. Bu kredi genişlemesinin, parasal genişlemenin enflasyon ve fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz şeklinde bir ifade eklese bence piyasaları yatıştırmak açısından çok daha iyi olur. Ama böyle bir ifade ekler mi emin değilim. Çünkü Merkez Bankası eğer yılın ikinci yarısında ekonomide tekrar bir yavaşlama olursa veya istihdam toparlanmakta güçlük çekerse hani yeni bir faiz indirim için elini tamamen kapatmak istemiyor da olabilir. Bu yönde güven veriyor olması önemli aslında. Bu şekilde bir metin çıksa belki daha fazla güven yaratır gibi düşünüyorsunuz. Son aldığı kararlardan, temkinli kararlardan zaten bir şekilde bizim de Merkez Bankası'nın web sayfasında yazan ana amacının fiyat istikrarı olduğu, enflasyon olduğu yönündeki görüşümüz sağlamlaşmaya başladı. Bir miktar aslında düşünüyorduk Merkez Bankası ana amacından şaştı mı, büyümeyi mi amaçlamaya başladı acaba bu kadar çok faiz indirimi yapıyor şeklinde aslında düşünmeye başlamıştık. Ancak sizin de görüşünüz anladığım kadarıyla Merkez Bankası temel amacı enflasyon olduğu, ana amacın enflasyon olduğu şeklinde devam ediyor. Birkaç dakikamız kalmışken hocam. Ya aslında Şevin Hanım bunu sadece tabii kısa vadeli düşünmemek lazım. Yani uzun vadeli bir perspektiften baktığımız zaman son 10 senede Merkez Bankası'nın yani enflasyonla mücadelede bir başarı hikayesini yazdığını söyleyemeyiz. Ve yıl sonunda sürekli olarak hedeflerin üzerinde kalıyoruz ve çok belirgin olarak üzerinde kalıyoruz. O yüzden bu konuda aslında ya bu konu önemli ve dile getirdiğiniz için de teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bu internet sayfasında yazan ve kanunda da yer alan fiyat istikrarı önceliğini biz önemsiyor muyuz? Yani son 10 yıllık performansa baktığımızda aslında çok da ön planda olmadığını söyleyebiliriz. Mevcut durumda da yani faizi hedefliyoruz, kuru hedefliyoruz, büyümeyi hedefliyoruz ama enflasyonu en son hedefliyoruz gibi görünüyor. Dolayısıyla yapılanla söylenen arasında bir fark olduğunu görüyoruz. Bizim ya bu internet sayfasında yazıldığı gibi enflasyonla mücadelede çok daha ciddi olmamız gerekiyor. Ya da eğer ciddi değilsek bu enflasyonla mücadeleyi biz ikinci, üçüncü, dördüncü plana atıyorsak o zaman da bunu iletişimde yer alması gerekiyor. Yani ya göründüğümüz gibi olalım ya olduğumuz gibi görünelim. Biraz Mevlevi merkez bankacılığı gibi oldu ama gerçekten bu konu çok önemli. Çünkü Merkez Bankası'nın kredibilitesi, inandırıcılığı, verdiği güven hemen hemen bütün politika etkinliğinin %99'unu oluşturuyor. Hocam, bu nedenle de en başta Merkez Bankası'nın orada internet sayfasında yazan veya kanununda yazanla uyumlu hareket etmesi gerekiyor. Bu konu son derece kritik. Hani Merkez Bankacılığı 101 kitabında belki de ilk öğretilen şeylerden bir tanesi. Buna dikkat etmemiz lazım. Evet, web sayfasında yazan temel amacının ne olduğunu net bir şekilde belirtip aslında aksiyon ve söylem aynı olmalı. Buradaki iletişimle aksiyon aynı olmalı diye belirttiniz. Hocam çok çok teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için.
Rica ederim ben. İyi haftalar diliyoruz, evet. İyi günler diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bu hafta için hafta başlarkenin sonuna geldik. Hafta kapanırken, Cuma günü olacak 16.30'da sizleri bekliyor olacağız. İyi haftalar diliyoruz şimdiden. Tera Yatırım hafta başlarkeni sundu.